Saygıdeğer mesai arkadaşlarım, okul aile birliği başkanlarım, okul aile birliği yönetim kurulu üyelerim, sayın basın, çok kıymetli öğretmenlerim, değerli komisyon, yarışmaya girecek sevgili öğrenciler ve şu anda bizleri izlemek için salona gelen çok kıymetli öğrenciler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleneksel her yıl yaptığımız bilgi kültür yarışmasına hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Çok fazla zaman kazanmadan özellikle vurgulandığım ve çok özellikle söylemek istediğim bir konu var. Biraz önce isyan başvururken coşkulu ve işten okuduğunuz için tüm kubbe salonunu dolduran bir yarışmaya gidecek. Başta müzik öğretmenimizle tüm öğrencilerin patronuzlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İlk defa böyle coşkulu ve işten bir isyan başlığı dedim. Hepinize çok sağ olsun. Şimdi bilgi kültür yarışmasında ilk öğretim okullarımızın 13 okulumuz bugün yarışacaklar. Tabii bu yarış bizim birincimizi, ikincimizi, üçüncümüzü veya çok iyimizi tespitin ötesinde ne durumda olduğumuzu görüp bundan sonraki performansımız ve çalışmalarımızda bunda eksiklerimizi belirleyip bunlara göre hareket etmektir. Burada bizim gözümüzde, nazarımızda tüm öğrenciler birincidir. Ama ilçe milli eğitim müdürü olarak şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu yıl gerçekten ilçemizde eğitim öğretim konusundaki en büyük eksikliğimiz öğretmenlerimiz. Çünkü hepinizin bildiği üzere on yıllık çalışmadan dolayı bir af geldiği için ilçemizden 230 civarında bir öğretmen yani atama gerçekleşti. Yerine gelen öğretmen sayısı bunun belki yarısı karşılığımız durumda. Ha bunların yerini biz boş bırakmadık ücretli öğretmenlerimize. Onlardan da fedakarlık isterim. Onlar vasıtasıyla doğduğunu onlardan da aynı başarıyı bildireceğini görüyoruz ama takdir edersiniz ki eğitimde sürekli olması lazım. Yani bir öğrencinin öğretmeni birkaç defa değiştiği zaman bir alışma dönemi, bir kaynaşma dönemi onu belli bir itibar sağlayıp yandan süre geçiyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları inşallah 2011 Haziran ayında halletmiş olacağız. 2011-2012 eğitim öğretim yılına güzel bir şekilde başlayacağız. O zaman hiçbir öğretmeye ihtiyacımız olmayacak. Buradaki yarışmada sizlerden özellikle istirham ediyorum öğrencilerimizden. Hepimizin gönlündeki birinciler 13 okulumuz. Sevgimizi, coşkumuzu sevgi ölçüleri içerisinde dile getirelim. Arkadaşlarımızın burada onurunu kırıcı, onları üzücü herhangi bir eylemde bunlardan nedir önemli olan yuh çekmektir. Bu tür şeyler olmasın. Ben Günlar'dayım. Günlar'da olan herkese ve Günlar'da olan herkese de güveniyorum. Bu eksikliklerin içerisinde bu kadar olumsuzluklar içerisinde burada ilçemizi temsil edecek okulumuz inanıyorum ki Mersin'de bizi en güzel şekilde temsil edecek. Çünkü biz zaten kolay olan her şeyi yaparız. Bizim özelliğimiz zorunları yapmaktır, zoru başarmaktır. Yine her zaman söylediğim bir şey var. Bu başarı ilçemizde temelde öğretmenlerimizin başarısıdır. Onlara bu başarılardan, bu emeklerinden dolayı saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca bu öğrencinin yetişmesinde emeği olan diğer özel öğretim kurumları idarecilerimize, çalışanlarına hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum.